Derslerde ekonomi konu başlığını anlatan öğretmenin dersinde kullandığı bu ifadelerin aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olduğu söylenemez. İpek yolunun güzergahı hangi bölgeleri kapsamaktadır? Çin'den başlıyor, Anadolu, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor denilmiş. Bunu söyleriz. Bu yol adını nereden almaktadır? İpek yolu adını en önemli simgesi olan ipekten almaktadır denilmiş. Bu yolun ticaret dışında insanlığa başka işlevleri var mı? Bu yol yalnızca ticari malların değil, insanların, kültürlerin, fikirlerin taşınmasında da etkili olmuş. İpek yolunun ticaret hacmi ne kadardı diyor, bakalım buna. İpek yolu hangi ülkeden başlamaktadır? Çin'den başladığı belirtilmiş. Bunun da cevabını görüyoruz. O zaman İpek yolunun ticaret hacmi ne kadardır sorusunun karşılığı burada yok. Doğru cevap D seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? Demiş ki bence İslam öncesi dönemin cahiliye dönemi olarak adlandırılmasında nokta nokta etkili olmuştur. İnsanların medeniyet bakımından geri kalmaları etkili olmuştur. Bununla sürdürebiliriz. Kadınlara yönelik kötü tutum sergilenmesi, bu da söylenir. Bununla da devam ettirilebilir. Bilgisizliğin ve gafletin hoş görülmesi, yani kötünün iyi olarak kabul edilmesi, yine cahiliye dönemi olarak adlandırılmasında etkili. Batıl inançların toplum içerisinde yaygınlaşması, bununla da sürdürebiliriz. Fakat haram aylarda Kabe'de panayırların kurulması cahiliye dönemi olarak adlandırılmasında etkili olmaz. Boş yere, boş bırakılan yere bunu yazamayız. Doğru cevap C seçeneğidir. Avrupa devletlerinin Yunan isyanındaki bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Avrupa devletleri Yunan isyanında ne yapmışlar? Yunanları desteklemişler ve Osmanlı Devleti'nin Yunanistan'a özerklik vermesini istemişler. Bağımsızlık vermesini istemişler. Osmanlı Devleti bunu kabul etmeyince de Navarin'de Osmanlı donanmasını yakmışlar. Bu da Osmanlı Devleti'nin bir iç sorununun uluslararası soruna dönüştüğünün, Avrupa devletlerinin bu tutumu ile iç bir sorunun, ki bu bir iç sorundur Yunan isyanı, ama uluslararası bir sorun haline gelmiş. Bunun kanıtı doğru cevap B seçeneğidir. Buna göre Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi resmi görevi dışındadır? Görev bölgesinde güvenliği sağlamak Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak görevleri arasındadır. Resmi görevidir. Bölgedeki silah ve cephaneyi toplamak onun resmi görevidir. Çete ve zararlı dernekleri dağıtmak yine görevleri arasındadır. Asayişsizliğin nedenlerini tespit etmek resmi görevidir. Kongreler düzenlemek, genelgeler yayımlamak Mustafa Kemal'in resmi görevi değildir. Resmi görevi dışındadır. Ona 9. Ordu Müfettişi olarak bölgeye gönderilirken böyle bir görev verilmemiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. Ahmet öğretmen öğrencilerine Türkiye'de laik devlet düzenine geçişi sağlayan gelişmelere birer örnek vermelerini istiyor. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin Ahmet öğretmenin sorusuna doğru cevap verdiği söylenebilir? Turan Tevhid-i Tedrisat Kanunu demiş. Doğru, eğitim öğretim birleştirilmiştir. Eğitim laik hale gelmiştir. Laikliğin aşamalarından bir tanesi. Serap Kabataş Kanunu'nun kabulü demiş ama yanlış. Kabataş Kanunu Türk denizlerinde, kara sularında sadece Türklerin yolcu ve yük taşıma esasını getiriyor. Laiklikle ilgili değil. Akın Medeni Kanun'un kabul edilmesi demiş. Medeni Kanun laikliğin aşamalarından bir tanesidir. Hukuk sistemi laikleşmiştir. Turan'la Akın doğru cevap veriyor. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda bir yağış türünün oluşum şekli gösterilmiştir. Haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde bu yağış türü daha fazla görülür? Burada hangi yağış türünün oluşumu gösterilmiş? Orografik yağışların. Orografik ya da yamaç yağışlarının oluşumu gösterilmiş. Yamaç yağışları nemli hava kütlesinin bir yamaç boyunca yükselerek soğuması ve yoğuşmasıyla meydana gelen yağışlardır. Özellikle dağların denize bakan yamaçlarında daha fazla görülür. Dolayısıyla Türkiye'de bu tür yağışlar en fazla nerede görülür? Dağların denize bakan yamaçları, özellikle Karadeniz kıyı kesiminde görülür. Dolayısıyla 5 numaralı bölge Rize ve çevresi, Trabzon bölgesi özellikle Rize ve çevresi yamaç yağışlarının en fazla görüldüğü alanlardır. Bizden istenen nedir? Daha fazla görülür diyor. Diğer yerlerde de görülebilir ancak daha fazla dediği için
Dağların denize paralel uzanması ve deniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin burada oluşturduğu yamaç yağışı 5 numara büyüklüğünde daha fazla görülür. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Kıyı taraçalarının bulunduğu bir bölge ile ilgili ifadelerinden hangilerine kesin ulaşılır? Eğer bir bölgede kıyı taraçası varsa o bölgede epirojenez gerçekleşmiş demektir. Epirojenezle karaların alçalması ve yükselmesi olayı gerçekleşir. Yani regresyon ve transgresyon olayı. Regresyon ve transgresyon olayının gerçekleştiği yerlerde kıyı taraçalarına rastlanır. Türkiye'de de bazı bölgelerde kıyı taraçalarına rastlanır. Çünkü Türkiye'de de epirojenez olayı gerçekleşmiştir. Gelgitkenliği fazladır diyor. Yanlış. Gelgitkenliğinin fazla olduğu yerler Haliç'in oluştuğu yerlerdir. Okyanus kıyılardır özellikle. Gelgitkenliğinin fazla olmasıyla epirojenezin bir ilgisi yok. Epirojenik hareketler etkilidir. Evet, bu kesin söylenir. Anlatmış olduğumuz gibi kıyı taraçaları basamaklı kıyı taraçalarının oluşmasında epirojenezin etkisi var. Buzul izlerine rastlanır. Buzul izlerinin rastlandığı yerler genelde yüksek dağlık bölgelerdir. Dolayısıyla bu kesin ulaşılamaz. Hangilerine kesin ulaşılır? Kesin ulaşılan yalnız iki. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda bir ülkenin güncel nüfus piramidi verilmiştir. Bu nüfus piramidinden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Kilometre kareye düşen insan sayısına buna ulaşılamaz. Neden ulaşılamaz? Çünkü burada yüz ölçüm bilinmiyor. Kilometre kareye düşen insan sayısına ulaşabilmek için toplam nüfusun yanında yüz ölçüme ihtiyaç var. Yüz ölçüm verilmediğinden dolayı ulaşılamaz. Yetişkin nüfus içindeki işsiz insan sayısına burada sadece nüfus yani belli yaş grubundaki nüfuslar belirtilmiş. Dolayısıyla işsiz insan sayısı ya da çalışan insan sayısı burada belirtilmemiş. Dolayısıyla ulaşılamaz. İç göçe katılan nüfusun yaş aralığına göç belli değil. Ulaşılamaz. Yaşlı bağımlı nüfus içindeki kadın nüfus sayısına evet burada baktığımız zaman hepsi verilmemiş. Yani kadın ve erkek ayrı ayrı verilmemiş. Ayrı ayrı verilmediğinden dolayı buna da ulaşılamaz. 0-4 yaş grubunun toplam nüfus içindeki bayan evet buna ulaşılır. 0-4 bakıyoruz burası. Toplam nüfus da belli. Oranladığımız zaman buna ulaşılır. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede sel ve taşkınların verdiği zararı azaltmak için alınması gereken önlemler arasında yer almaz? Sel ve taşkınlar. Sel ve taşkınlar nasıl gerçekleşir? Özellikle aşırı yağışlar sonucunda gerçekleşir. Taşkınlar akarsuların taşması, sel olayı yağışların etkisiyle ortaya çıkan su kütleleri. Bunların verdiği zararı azaltmak için neler yapılabilir? Ve bu önlemler arasında yer almaz diyor. Bakıyoruz erken uyarı sistemlerinin kurulmasıyla evet bu zararlar azaltılabilir. Önceden tespit edilebilirse. Akarsu yataklarının değiştirilmesi. Eğer akarsu yatakları değiştirilirse evet bu işte sel ve taşkınların zararının artmasında etkilidir. Akarsu yatakları değiştirilmemeli. Akarsu yataklarına çöp, boloz gibi malzemeler dökülmemeli. Yerleşim alanları kurulmamalı. Dolayısıyla bu gereken önlemler arasında yer almaz. Akarsu havzalarının ağaçlandırma yapılması, evet bu sel ve taşkınların azaltılmasında etkilidir. Ağaçlar özellikle bitki örtüsünün tahrip edildiği yerlerde sel ve taşkınlar artmaktadır çünkü. Dere yataklarının yerleşimi açılmasının önlenmesi önlemler arasında altyapı ve kanalizasyon yatırımlarının artırılması yine alınması gereken önlemler arasında yer alır. Yer almayan B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangi ikisi aynı iklim bölgesi içinde yer alır? Evet, aynı iklim bölgesi içinde yer alır diyor. Bakıyoruz bir numaralı bölge sert karasal iklim bölgesinde yer alır. İki numaralı bölge Akdeniz iklim bölgesinde. Üç numaralı bölge ekvatoral iklim bölgesinde. Dört numaralı bölge Muson iklim bölgesinde, 5 numaralı bölge Akdeniz iklim bölgesinde. 1. Evet, sert karasal iklim. Başka sert karasal iklim var mı? Yok. 2. Akdeniz iklimi.
3 ekvatoral iklim, 4 muson, 5 Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi olan burada 2 tane var. 2 ve 5 numaralı bölgeler. Dolayısıyla 2 ile 5 aynı iklim bölgesinin içinde yer alır. Evet, doğru cevabımız 2 ile 5'in olduğu C seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Yaşıyor olmak, ahlaki bir tutum takınmaktır ve bu bir tercih konusudur. Kant, gereklilik imkan içerir der. Hayatta zorlama unsurunun herhangi bir seçimi imkansızlaştıracak kadar baskın olduğu çok az durum vardır. Ahlaki bir meseleyle ilgilenmediğimizde bile bir tercih yaparız. Yani tarafsızlık sonucu ne yapar? Etkiler. Buna göre A. Ahlak kuralları coğrafi koşullardan etkilenir. B. Ahlaki eylemlerimizin sonuçları sadece bizi bağlar. C. İnsan her yönüyle özgür olan sosyal bir varlıktır. D. Özgürlük ahlak kurallarına uymamayı gerektirir. İfadeleri parçada dile getirilen ya da anlatılmak istenen konular olmayıp E seçeneğine baktığımızda ahlaki seçimler gerekli ve kaçınılmazdır denilebilir. Çünkü ahlaki bir meseleyle ilgilenmediğimizde dahi bir tercih yapmak durumundayız. Yani tarafsızlık da nihayetinde sonucu ne yapar? Etkiler. Bu nedenle ahlaki seçimler gereklidir. Kaçınılmaz bir durumdur. Parçada vurgulanan bir konu. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitoslar için söylendiğinde yanlış olur? Hegel'e göre mitoslar, yani bir takım efsanevi masallar, geleneksel inançlar, kendisini bağımsız olarak ortaya koyamayan düşüncenin güçsüzlüğünün bir anlatımıdır. Felsefenin ortaya çıkışını ve gelişimini mitolojiden, yani efsanelerden, özellikle de bilgeliğin doğaüstü kökeni konusundaki mitolojik anlayıştan İlerici bir kopuş belirlemiştir. Bu kopuşu takiben kehanetin yerini düşünen insanın aklı ve bilinci almaya başlamıştır. Bize de sorulan mitoslar için söylendiğinde hangisinin yanlış olduğu arkadaşlar? A seçeneğine baktığımızda insanların kendi aklını ölçü olarak düşünmesidir. Aslında tam tersi arkadaşlar. Kendi aklının dışında ürettiği bir takım ifadelerdir mitoslar. Dolayısıyla insanın kendi aklını ölçü olarak düşünmesi mitoslar için söylendiğinde yanlış olabilecek bir yargıdır. Bakın şu ifadeye. Mesela felsefenin ortaya çıkışını ve gelişimi mitolojiden, özellikle bilgeliğin doğaüstü kökeni konusundaki mitolojik anlayıştan ilerici bir kopuş belirlemiş. Bu kopuşu takip eden kehanetin yerine düşünen insanın aklı ve bilinci almaya başlamış. Dolayısıyla insanların kendi aklını ölçü olarak düşünmesidir diyemeyiz mitoslar için. Doğadaki olayların doğaüstü güçlerle açıklanmaya çalışılmasıdır. Evreni anlamaya ve açıklamaya çalışan kolektif, yani grupça bir hayal gücün ürünüdür. Akıl dışı metafizik unsurlara, yani soyut unsurlara dayanır. Akla dayanmaz. Soyuttur, fizik ötesidir. Çok tanrıcı ve bağımsız olmayan bir düşünüş biçimidir. Ayrıca mitoslar ya da mitoloji dediğimiz anlayış. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Marx'a göre gerçekte var olan maddedir. Evren sürekli bir değişim içinde olan maddeden başka bir şey değildir. Ancak Marx açısından maddedeki değişim evrimsel değil, devrimseldir. Madde sıçramalar ve niteliksel dönüşümler biçiminde değiştiği için başlangıca geri götürülemez. Var olan her şey maddenin değişmiş bir görüntüsüdür. Madde değişik fiziksel ve kimyasal süreci başlatmış. Cansız doğa, yani o da sıçrama ve niteliksel değişmelerle biyokimyasal, yani canlı bir düzeye ulaşmıştır. Canlı tekrar değişerek bilinç kazanmış, böylece zihinsel süreç başlamıştır. Onu da insan olarak nitelendiriyor. Buna göre A. insan maddedeki değişim sonucunda ortaya çıkmış olan bilinçli bir varlıktır. Zaten parçanın bütününe de baktığımızda Marx'ın anlatmak istediği nokta da bu. Bakın, yani belli bir süreçten bahsediyor ve en son canlı tekrar değişerek bilinç kazanıyor. Böylece zihinsel süreç başlıyor. Yani insan süreci başlıyor diyerek aslında bu parçada bu durumu dile getirmek istiyor kendisi. Evrende meydana geldiği söylenen değişim bir yanılsamadan ibarettir. Maddeyi anlamanın birinci kuralı onun yoktan var olduğunu kabul etmektir. İnsan aklı maddenin değişim yasalarına ilişkin bilgiye doğuştan sahiptir. Madde insan bilincinin ürünü olduğu için akıl geleni kullanarak onu anlayabiliriz. Asla Marx'ın dile getirdiği konular değildir arkadaşlar. Parçadaki bilgilere baktığımızda zaten E seçeneğindeki yanlışlığı da görüyorsunuz. Yani madde insan bilincinin ürünü olmaz. İnsanın kendisi maddenin bir ürünüdür. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. David Hume'un bu tutumu aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
Elimize herhangi bir cilt, söz gelimi bir din, bilim ya da okul metafiziği kitabı aldığımızda soralım. İçinde nicelik ve sayı üzerine deneysel akıl yürütmeler var mı? Yok. Peki, olgu ve varlık konularında deneysel akıl yürütmeler? O da yok. Atın öyleyse onları ateşe. Çünkü içlerinde safsata ve kuruntudan başka bir şey olamaz. Arkadaşlar, David Hume bu görüşlere dikkat edersek, yani deneyimleri, yaşantıları temele alan bir anlayışı savunuyor ki zaten kendisi empirist bir filozoftur. Empirizm neydi? Deneycilikti. Ve bu görüşe göre doğuştan bilgiler değil, sonradan edinilen bilgilerin geçerli olduğu ifade edilir. Buna göre gerçeğin bilgisi doğuştan insan ruhunda hazır halde bulunur. David Hume'un zaten kabul etmediği nokta burası arkadaşlar. Rasyonalist bir anlayış ancak ve ancak bilgilerin doğuştan akılla geldiğini anlatır ki David Hume empiristtir, deneycidir ve gerçeğin bilgisine deney ve gözleme dayanan akıl yürütmeler yoluyla ulaşılabilir. İşte David Hume'un anlattığı ve öne sürdüğü düşüncelere baktığımızda onun bu tutumu böyle bir sürece dayandırılabilir. Ne duyular ne de akıl yoluyla gerçeği bilebiliriz ki duyuların öneminden bahsediyor kendisi. Görünen dünyanın arkasındaki gerçeklik saf akılsal çıkarımlarla bilinebilir. Saf akılsal çıkarımlarla bilinmiş olsaydı zaten burada yani A seçeneğindeki bilgiyi de doğru kabul ederdik arkadaşlar. Bilimsel düşünüş insanı yanılgılara sürükler türünden bir ifade parçada geçmiyor. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu durum aşağıdaki özelliklerden hangisinin felsefeye uygun olmadığını göstermektedir. Felsefe kendisine çok çeşitli anlamlar yüklenen başlangıcından bugüne çok farklı anlamlarda kullanılan bir kavramdır. Nedir bu felsefe gibi bir soruyla karşılaştığımızda kısa, öz ve net bir cevap vermek oldukça güç olmakla birlikte felsefenin genel geçer bir tanımını da yapamıyoruz. Kimi zaman felsefe tüm evreni anlama çabasıdır diyoruz, kimi zaman da felsefe bütün bilimlerin anasıdır diyerek geçiştiriyoruz bu soruyu. Yani felsefenin birçok tanımını ne yapıyoruz? Yapabiliyoruz. İşte bu durum arkadaşlar felsefenin hangi özelliğiyle ilgili olabilir? Tabii ki subjektif olma. Subjektif olma. Subjektif olma da kişiselliği yani öznerliği anlatır. İşte felsefenin bu özelliği normalde felsefenin tanımını yapmayı güçleştiriyor, zorlaştırıyor. Bu konuda Hüseyin Batuhan şöyle diyor. Felsefe nedir sorusunu sormanın hele işe böyle bir soruyla girişmenin yararsız hatta anlamsız olduğuna karar vermiş bulunuyorum. Buna göre A. Öznel olma, B. Eleştirel olma, C. Akılcı olma, D. Dinamik olma, E. Nesnel olma. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Bu parçada anlatılan felsefenin özelliği hangisidir diye bize sorulmuyor. Şöyle, yani bu durum aşağıdaki özelliklerden hangisinin felsefeye uygun olmadığını gösteriyor? Tabii ki nesnel olmanın, yani tarafsız olmanın felsefeye uygun olmadığını gösteriyor. Zaten felsefe özneldir. Biraz önce de bahsettiğim kişiseldir. Eleştirellik sorgulayıcılığı, akılcı olma rasyonelliği, dinamik olma ise hareketliliği, değişimi ifade eder. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Bu metinden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabileceği sormuş. Metinde ise Allah-insan ilişkisi sadece dinin temel inanç esasları ile sınırlı bir olgu olmayıp, insanı Allah'a daha çok yaklaştırıp somut ve yaşanabilir bir hayat tarzı haline gelmesini sağlayan çeşitli ibadet ve dualarda kapsar. Şimdi inanç esasları sınır değil. Aynı zamanda ibadetleri de kapsamış oluyor. Allah olan ilişkisi insanın. Hatta bu ibadet ve dualar İslam dininde yalnızca Allah'a ulaşmak için yapılan bazı sembolik davranış ve eylemlerle sınırlı tutulmamış. Aksine dünya hayatının her yönüyle ibadet haline dönüşmesine zemin hazırlamış. Yani sadece yapmış olduğumuz İşte namaz, oruç vesaire bunlarla sınır değil. Dünya hayatının her yönünü yapmış olduğumuz güzel davranışların bütünü ibadet olarak geçirmiş oluyoruz. Yani ibadet olarak değerlendirilmiş oluyor. Dolayısıyla ibadetin geniş bir kapsamından bahsediyor. Birincisinde İslam dinindeki ibadetlerin kapsamı geniştir. Evet, ibadetlerin kapsamının geniş olduğunu görüyor. Sadece sembolik olarak yapılmış olanlarla sınırlı olmadığı geniş yönünü ifade etmiş. Bu var. Dinin ibadet boyutu inanç boyutunu tamamlamaktadır. Evet, inançla sınırlı olmadığını, bunun daha geniş kapsamlı hali neydi? İbadetlerle, somut bir şekilde, yaşantıyla ortaya koyduğundan bahsediyordu. Bu da birbirini tamamlamasıyla ilgili. Dolayısıyla bu var. Dindeki ibadetlerin amacı Allah'a şükrün ifadesidir.
Şimdi bu normal şartlarda doğru ancak parçada işte ibadetlerimizin Allah'ın vermiş olduklarına karşılık bir şükür, bir teşekkür gibi ifade kullanmadı. Yani bununla ilgili bir şey kullanmadığı için bu olmaz. Bu durumda 1 ve 2 doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde açıklanan görüşü desteklemektedir diye sormuş. Metinde ise Allah insan ilişkisi sadece dinin temel inanç esaslarıyla sınırlı bir olgu olmayıp insanı Allah'a daha çok yaklaştırıp somut ve yaşanabilir bir hayat tarzı haline gelmesini sağlayan çeşitli ibadet ve duaları da kapsar. Yani sadece temel inanç esaslarıyla sınırlı değil, aynı zamanda ibadetleri, duaları da kapsıyor. Hatta bu ibadet ve dualar İslam dininde yalnızca Allah'a ulaşmak için yapılan bazı sembolik davranış ve eylemlerle sınırlı tutmamış, aksine dünya hayatının her yönüyle ibadet haline dönüşmesine zemin hazırlamış. Yani ibadetler belli şeylerle sınırlamıyor. Dünyada yapılmış olan, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmış olan diğer davranışları da ne yapıyor? İbadet kapsamında değerlendirmiş oluyor. Şimdi bu metinde hangisini destekler nitelikte olduğu sormuştu. A seçeneğinde o gün Allah onlara kesinleşmiş cezasını verecektir. Allah'ın apaçık bir hak olduğunu bileceklerdir diyor. Şimdi ahiret gününde insanların hak etmiş olduklarını karşına almaktan bahsetmiş. Şimdi metinde ibadetlerden, ibadetin geniş kapsamından vesaireden bahsediyordu. Bu değil. B seçeneğinde onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Şimdi insanın çeşitli halleriyle Allah'ı düşünmesi bunlar nedir? Allah ile iletişim ile ilgilidir. Burada bahsedilmiş. Dolayısıyla bu olur. Biz elbette yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getiririz. Yani bir gün hepsinin kuru toprak haline, ölmüş hale gelmesinden bahsediyor. Parçada bundan bahsetmedi. Çünkü parçada Allah ile iletişimden bahsediyordu. D seçeneğinde göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Burada yeryüzünün yaratılışından bahsediyor. Bu konuda insanın düşünmesi ifade edilmiş. Dolayısıyla bu da parçayla ilgili değil. Allah'ın göğsünü imana açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir diyor. Şimdi iman etmiş olanlar, iman etmemiş olanlar aynı mı tutacaksın diye soruyor burada. Yine Allah'la olan iletişimle ilgili bir durumdan bahsedilmemiş. Doğru cevabımız B seçeneği. Buna göre Fadıl Bey'in İslam sanatına ait aşağıdaki eserlerden hangisini görmesi beklenmez diye sormuş. Hem iş insanı hem de bir gezgin olan Fadıl Bey, bu sene Bosna Hersek, İstanbul, Mekke ve Hindistan'ı kapsayan uzun gezi turuna çıkmış. Şimdi buradan hangilerini gezmiş olduğunu soruyor. Şimdi Bosna Hersek'e gittiğine göre Mostar Köprüsü'nü görmüştür. İstanbul'a gittiğine göre Ayasofya'yı görmüş olacaktır. Mekke'ye gittiğine göre Kabe'yi görmüş olacaktır. Hindistan'a gittiğine göre Taç Mahal'ı görmüş olacaktır. Ancak Selimiye'yi göremez çünkü Selimiye nerede? Edirne'de. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sadece subut sıfatlarıyla ilgili bir açıklamadır? Sadece subut sıfatı soruyor. Açıklamada ise zati sıfatlar yalnızca Allah'ın zatına yani bizzat kendisine has olan ve başka varlıklarda bulunmayan sıfatlardır. Sadece Allah'ta var olan sıfatlar. Yani mesela Allah'ın tek olması gibi. Diğer varlıklardan birçok varken Allah'tan yoktur gibi. Subut sıfatlar ise yüce Allah'ın mutlak ve kendisine özgü olarak diğer varlıklarda da yaratılmış göreceli ve sınırlı olarak sahip olduğu sıfatlar. Yani Allah'ta var, sınırlı olarak da diğer varlıklarda da var. Mesela insanların duyması gibi, işitmesi gibi. İnsan duyuyor ancak sınırlı duymuş oluyor. Bilgisi mesela var ancak sınırlı gibi. Bir Müslüman Allah'ı hakkıyla tanımak istiyorsa bu sıfatların anlamlarına hakim olması gerektiği ifade edilmiş.
Bize neyi sordu? Subuti olan, yani diğer varlıklarda da sınırlı olarak bulunanı soruyor. A seçeneğinde Allah sonradan yaratılmışlara benzemez. Yani Allah yaratmış olduğu hiçbir şeye benzemez. Bu sadece kendisine ait. Yani zati sıfatları ile ilgili. Allah bir ve tektir. Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Şimdi Allah'ın tek olması, eşinin olmaması, benzerinin olmaması sadece Allah'a aittir. Dolayısıyla bu zatı ile ilgili. Allah geçmişi, geleceği, gizli ve açık her şeyi bilir. Kalplerden geçenler de bilir. Şimdi burada Allah'ın bilmesinden bahsediyor. Şimdi bu bilmek insanlarda da sınır olarak var. Dolayısıyla bu ne olmuş oldu? Subuti sıfatı ile ilgili olmuş oldu. Dolayısıyla bu olur. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Şimdi Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması sadece zatına ait. Ancak onun dışındaki herkes ne var? Birine muhtaç oluyor. Mesela en azından yaratılma olarak birine muhtaç olması gibi. Dolayısıyla bu zatına ait. Allah'ın varlığının sonunun olmaması da yine sadece Allah'a ait, zatına ait. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Buna göre aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi hakiki imana ulaşan bir kimseden beklenmez diye sormuş. Açıklamada ise kanıt ve araştırmalara dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana taklidi iman adı verilir. Yani araştırmıyor, hakkında kesin bir bilgisi yok. Sadece gördüklerini taklit etmiş oluyor. Delillere, bilgiye, tetkik ve kavramaya dayalı olarak oluşan imana ise hakiki iman denir. Yani hakiki iman dediğimiz ayrıntılı olarak araştırıyor. Bu konuda bilgi sahibi oluyor. O zaman gerçek imana da ulaşmış oluyor. İslam bilginlerine göre bir müminde olması gereken asıl iman hakiki imandır. Taklidi iman da geçerlidir. Yani taklidi iman da geçerlidir. Ancak bu imanın akli ve dini delillerle güçlendirilmesi gerekmektedir. Yani güçlü olması, sağlam olması gerekir. Bu nasıl olacak? Ayrıntılı bir şekilde araştıracak, öğrenecek. Bize de tahkiki imana ulaşan kişiden beklenmez diye sormuştu. Yani ayrıntı olarak bilgi sahibi olanı soruyor bize. A seçeneğinde evreni ve yaratılışları hikmetle incelemek. Yani Allah evreni yaratmış ve onun haricinde diğer varlıkları yaratmış. Bu yaratılmış olanları inceliyor, ayrıntılı bilgiye sahip oluyor. Bunları yaratanın gücünü, kuvvetini bu şekilde öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla bu tahkiki imanla ilgili. Dinin hükümleri hakkında araştırarak bilgi sahibi olması, yine araştırma yapıyor. Ayrıntılı bir şekilde incelemiş oluyor. Bu konuda bilgi sahibi olmuş oluyor. Bu da yine tahkiki imanla ilgili olmuş olur. Kur'an-ı Kerim'i uzun uzadıya tefekkür ederek okumak, yani ayrıntılı bir şekilde düşünüyor, üzerinde anlatılmış şeyler nelerden bahsediyor, bunları anlamaya çalışıyor. Yine ne olmuş oldu? Tahkiki imanla ilgili olmuş oldu. Çünkü ayrıntılı bir şekilde bilgi edinmeye çalışıyor. Akla, mantığa ve evrensel insanın değerlere aykırı inanışları reddetmek. Aykırı şeyleri ne yapıyor? Reddediyor. Çünkü ayrıntılı bilgiye sahip. Dolayısıyla dine uymayan şeyleri ne yapıyor? Kabul etmiyor, reddediyor. Bu da tahkiki imana ait bir özellik. Dindeki her şeyi sorgulamadan olduğu gibi kabul etmek. Şimdi sorgulamadan, araştırmadan kabul etmek tahkiki imanda olmaz. Çünkü tahkiki imanın araştırılması gerektirdiğini ifade ediyor. O zaman bu olmaz. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği.